Kur'an-ı Azimuşşan güzel sesle okunsun istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Güzel ses ise bir toplumda 1/1001 civarındadır. Onun için şarkıcı, türkücüler çok paralar kazanırlar. Neden çok paralar kazanırlar? Azdır onların emsalleri ondan. Kur'an-ı Kerim güzel sesle okunmalıdır. Ancak bu Kur'an okumakla ilgili bir şey değildir. Hafızlık başka şey, çocuğun sesinin güzel olması başka şeydir. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh diyor ki, nasıl bir ilacı yaptıkları zaman, hasta onu içsin diye ona şekerli bir şey katarlar, tatlı katarlar da, aslında o tatlının hiç ilgisi yok ilaçla. Mesela çocuklara şurup yapıyorlar, ona çikolata kokusu katıyorlar, o çikolatanın ilaçla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çocuk onu içsin diye. Güzel sesin de Kur'an'la bağlantısı bu kadardır diyor. Güzel de olsa, çirkin de olsa, Kur'an'ın yürekleriyle bağlantı kurduğu Müslümanlar açısından bir ilgisi yoktur. Ama ses güzel olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun oluyor. Güzel sesle Kur'an okuyun diyor. Bu güzel sesle okumamız, başka türlü Kur'an okumamamız anlamına gelmiyor. Kur'an kurslarında veya evlerde çocuklar Kur'an öğretilirken, sesi bariz güzel olan, açıkça güzel sesli olan çocukların bir sorunu olur. O hep öne çıkarılır. Sen bir oku dinleyelim yavrum denir. Misafirin önünde o okutulur. O çocuk da böylece Kur'an'ın tiyatro olan bir uygulaması gibi hisseder kendisini. Ondan sonra güzel sesli hafız diye bildiğimiz onu, o adamı Kur'an hizmetlerinde göremezsin kolay kolay. Öbür çocuklara da siz bunun defolu uygulamalarısınız gibi bir anlam yüklenmiş olur. Bu bir fitne türüdür. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, bunu Kur'an kurslarında çözmek, böyle bir konuşmayla hallolacak kolay bir sorun değil, ama bunun fitne olabileceğine dikkat etmek gerekiyor.